Pilvenk, Tunceli'nin hemen hemen 10-15 kilometre kuzeyindeki Pilvenk köyü var. Şimdi yeni ismi Dedeağaç. O köyün ismi Aşiret'e isim olmuş. Aşiret de Pilvenk kendi içinden dört kabiledir, dört ezbettir. Orayı yerleşmişler zamanında. Oradayken kendi aralarında ayrı ayrı her kabilenin isimleri bellidir. Halifanlılar, Piranlılar, Selemananlılar, Kaşkekuranlılar. Fakat Pilvenk'i terk edip bu tarafa doğru Tunceli'nin bu Perteğin bu köylerine gelip yerleştiği zaman ki yani yaşa yukarı ben dördüncü nesil oluyorum buraya gelişimiz bu Pertek tarafına. Ondan sonra artık hepsine birden Pilvenkler denilmiş. Kendi aralarında dört gruptur. Bunların Pilvenk'e yerleşme durumlarını ancak elimizde bazı belgeler var. Bir de sözel olarak gelen rivayetler vardır. Peki o sözel rivayete bakarsan yani bildiğimiz kadar ilk olarak oraya gelen Şıkt Ali Berkecan Hazretleri'dir. Şıkt Ali Berkecan Hazretleri'nin de elimizde işte mevcut çok şükür bugüne kadar daha kaybetmediğimiz bir seceremiz vardır. Taleddin Keykubat'tan evveli Galaks Han'a sunulmuş. Alaaddin Keykubat tarafından onaylanmış elimizde mevcut bir seceremiz vardı. Hatta fotokopisi de işte bunu biz çektik. O rivayete bakarsan yani Şıkt Ali Berkecan'ın şeyine bu secereki kaydına bu secere 408 Hicri tarihinde verilmiş kendisine ki 900'lü yılların sonlarına isabet ediyor. Kendisi sağ Pilvenk'e geldiğine göre, Pilvenk yani rivayete göre Pilvenk'e şöyle sağ geliyor. Pilvenk'e ilk geldiği zaman Pilvenk genelde Ermenilerin köyüymüş. Orada yani Pilvenk, Venk genelde kilise manasındadır biliyor musun? Ermenilerin en büyük kilisesi ve büyük din adamı oradaymış. Gelip oraya yerleşince aralarında biraz sürtüşme filan da oluyor. Ya sen nerede geldin? O da diyor işte benim mekanımdı derken aralarında bir mevzu da geçiyor. O mevzudan sonra yani ona bakarsak 1000 yıldan beri Şıkt Ali Berkecan Pilvenk'e gelmiş, Pilvenk'e yerleşmiş, yıllarca orada kalmış ve şimdi de biz buralardayız. Aşağı yukarı şu anda Şıkt Ali Berkecan'ın tahminime kadar erkek nüfus olarak 5000'e yakın nüfusu vardır. Buralara yerleşmiş. Yani diğer Pilvenk ezbetleri de aynı yine o Şıkt diğer kollar da öyle kalabalıktır. Halihazırda Derenayesi'ne hemen hemen bütün köyleri Ardıç hariç Pilvenklerin köyleridir. Pınarlarnayesi'nin bütün köylerinde Pilvenkler vardır. Çoğunluğu hepsini satın almış. Yani bunlar da hepsini parayla satın almışlar. Hatta bizim bu köy 1944'te 45'te biz burada köy denilen bir şey yoktu. Buranın kulu beyleri vardı. Eski Sancak'ta buraların derebeyleriydi. Onların oğulları bize sattılar. Geldik yerleştik. İşte halen burada yaşıyoruz. Olur 40-50 senedir. Durum böyledir. Şıkt Ali Berkecan'ın da dört tane oğlu var. Bu oğulların isimleri de işte hatta şuraya şeye çıkarmışım. Hasan, Mecnun, Ali ve Kemal'dır. Şıkt Ali Berkecan çocuklarının ismi. Yani ben bugün hepsi de birbirimizi tanıyoruz. Hısımız, akrabayız. İnançsal bazda gelince inancımız Alevilik üzerindedir. Muhammed Ali yolundayız. Cemlerde ibadet yapıyoruz. Musayip tutuyoruz. Bizim inancımızda bugün bak işte demin elimde de çok üzülerek söylüyorum. Yani bizim deyince bütün Alevi inancı bugün dejenere oldu. Alevi artık yani bir isim kaldı. Herkes Alevilik diyor ama Alevi'nin yanında geçen kimse yoktur. Şimdi halifanlar Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resul'dürler. Yani böyle inanmışız. Elimizde mevcut bir seceremiz vardır. Bu secere bak ben şu anda fotokopisini size göstereyim. Bak aşağı bu secerenin uzunluğu 3,5 metre civarındadır. Soyumuz, sopumuz hepsi burada yazılıdır. Nereye kadar gelmişiz?
Ondan sonra başka bir şey var. Onu da sana şimdi biraz söyleyeceğim. İşte buyur. Bu da bizim soy seceramız ki yani bu memlekette daha pek kalmamış. Çoklarında kaybetmişler. Ne yapmışlar? Bizim halen çok şükür bütün şeylere rağmen kendisine 44 cemaatin ve bu cemaatlerin de çoğunun Türk cemaati olarak mürit olarak verildiğini, bunları eğitmesi için Şıhteli Berkeca Nabil Secere'den görev verildiğini, gidip onlardan bugünkü şey gibi mal alıp fakire fukaraya dağıtması için görev verildiğini o zamanki hükümet tarafından, padişah tarafından böyle bir bilgi de var içinde. İsterse onu da okuyabiliriz. İkinci bir husus, bunlardan vergi alınmıyordu. 1650 yıllarında bunları askere çağırıyorlar, şu dört kardeşi. O zaman buralar Salman'a bağlıymış. Salman mutasarrıflık imiş. Herhalde mutasarrıf da kaza ile nahiye arasında bir yerde, vilayetle kaza arasındaki bir şeydir, idare yönüdür. Bunlar gidiyorlar, oraya müracaat ediyorlar. Ya siz bize bunu istiyorsunuz ama biz Seyyid Saadet Evlad-ı Resulüz, firar değiliz. Devlet bize izin vermiş, onun için biz askere gitmiyoruz. Oradaki adam da diyor ki ya madem öyleyse ben bunun hakkında gelmiyorum. Ben dur bakayım aşağıya bildireyim padişahlığa. Padişahlık ne karar verirse odur. İşte şurada 4 tane yazı, 3 tane yazı. Bir, bunların yazdığı dilekçe. Halen seceremizin içinde yazı mevcuttur. İkincisi, onun yukarıya Ankara'ya diyelim, işte o iki İstanbul'a padişaha yazdığı yazı. Üçüncüsü padişahın verdiği cevap. Yazılı padişah cevap veriyor ki bunlar Seyyid Saadet Evlad-ı Resul'dur, sakın bunlarda böyle bir şey almayın diye. O belgeler de seceremizin içinde mevcuttur. Neslimiz gider İmam Zeynel Abidin'in Zeyd-ül Enver ismindeki oğluna dayanır. Secereye göre yani lafla değil de böyle bu gibi şeyler vardır. Sultan Alaaddin bu değerli secerenin şeyhler şeyhi Şıhteli Berkıcan'a ait olduğu huzurumda sabit olunmuştur. Yani Alaaddin Keykubat'ı. Bu secere kim değiştirirse lanetlenmiş olur, lanetlenmiştir. Cengiz Han'ın işareti benim huzurumda sabit olmuştur. Kim bu secereyi değiştirirse ona lanetliktir. Gılaki gâ suhana sunulmuş ve o da bunu buna izin vermişti. Onu değiştiren lanetlik yol lanet. Denizleri ölçüsünü, dağların ağırlığını bilen, ağır bulutları hareket ettiren, işleri yöneten, halleri değiştiren, rızkları veren, ecelleri veren, yaşam ve ahirete intikalde faziletleri veren Allah'a and olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O yüce ve aşkındır. Onun ortağı ve benzeri yoktur. Ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğu.